Herkese selamlar dostlar. 30 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Oğlum getir çantayı yazmışız. Boşuna yazmamışız. Hemen aktaracağım. Şimdi skor yarışması vardı. Ondan bahsedelim. Manchester City'nin maç skorunu sormuştuk. Efe Kaan isimli arkadaşımız bildi 3-1 skorla. Instagram'dan mesaj atarsa Ocak ayı boyunca kendisini katıl Telegram gruplarına dahil edelim. Bir de maç skor yarışmamız var. West Ham Brentford maçı maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Zor bir maç olduğu için bunu sordum. Ne skor çıkar bakalım sizlere bakalım. 1-1 veya 2-1'lik bir skor çıkabilir belki ev sahibinden yana. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yine bir kişiyi alalım. Geçtim bunu. Yüksek misli ekrana gelsin. Dün yine iki tane yüksek misli verdim. Dediğim gibi yüksek misli Ocak ayından itibaren kasa tutacağım. Şimdi normal veriyorum. Ben kendim 1000 TL 1000 TL gidiyorum. Fakat Ocak ayından itibaren değiştireceğim biraz sistemi. Avrupa için verdiğim yüksek misli oranı 1.74'lük bir oranı vardı. İstanbul Kasımpaşa maçına toplam gol 1.5 üst. Trabzon maçına Trabzon'un atacağı bir gol. City maçına da doğrudan galibiyet verdim. Toplam oranı 1.74'tü. Hatta altına da yazdım. City'nin tek başına galibiyet oranı zaten 1.30 Avrupa'da. Onu da belirttim. 1.74'ten aldık mı aldık. Geçtik sağ tarafa. Sizlere kombine ekledim. 1.46'tan eklediğim kombine maçımdı benim. Manchester City'nin 2.5 üstünde galibiyeti. O da kazandı. Ben onu bir de yüksek misli olarak verdim. Çünkü City'nin de güzel bir dönüş yapmasını bekliyordum. Jack Grealish inanılmaz pozisyonlar harcasa da kanser de olsak maç gelmesini bildi. 3-1 gibi bir skorla bitti zaten. Değerlendirenler tebrikler. Yüksek misliden kazancı sağladık. Kombine olarak sizlere vermiş olduğum kombine ekranda Alanya Kayseri maçına KG var olarak kombine aldım. Ki Alanya maçına 2 tane de canlı yaptım. Kayseri'nin atacağı bir gol. 3. gol Kayseri. 1.97 gibi oranını aldım zaten. Kombinenin oranına bedel neredeyse o canlım. Yanına da City maçını ekledim. 2.09 orandan kombinemiz kazandı. Değerlendiren YouTube'daki takipçilerimizle tebrik edelim diyerek geçtim. Bir de arkadaşlar açıklama kısmında ve yorumlar kısmında zaten herkes açık Telegram grubumuz var. 5015 kişi var şu an anlık olarak orada. Oraya dün toplamda 2 canlı 2 tane maç önü verdim. 4'te 4 oldu. Full kazanç sağladı. Sizler de ücretsiz gruba gelerekten de ara ara verdiğim ekstra maçlardan kazanç sağlayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlıdır. Ücretsiz bir gruptur. Zaten kendi icraatlarımızı katı Telegram gruplarımızda yapıyoruz. Geçtim bunu da. Canlılarda neler yaptık diye baktığım zaman da gerek editör arkadaşlar gerek de ben canlılarda elimizden geldiğini yapıyoruz. Dün de aynı şekilde kazançlı bir gün oldu. Şu 2-3 gündür gayetten güzel sürekli artı koyarak gidiyoruz. Hem de 2-3 gündür fazla koyarak gidiyoruz. O yüzden canlılarımız da gayet iyiydi. Güzel bir kazanç sağlayarak devam ettik. Canlılarda da aldık. Şöyle ekranda da görüyorsunuzdur zaten. Lyon'un golü, Alanya'nın atacağı gol ve dediğim gibi şöyle sıradaki gol olaraktan da Kayseri'nin golünü bekliyordum. 1.97 oranı var zaten tek başına. Geçtim bunu da. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricam samimi söylüyorum. Artı 300-400 seviyesinde like atmanızdır. Yani 3000 kişiye yakın kişi izliyor şu an. Günlük anlık olaraktan söyleyeyim ben sizlere. Yani 300 kişi de beğenmiyorsa burada boşa konuşuyoruz demektir. İlk mücadelemiz West Ham maçıyla başlayalım. Brentford'u Tottenham karşısında izledik. Aslında devrede çok iyi bir oyun sergilediler. Yani maçı vermeleri biraz da kendi hatalarına. Biraz daha gayretli olsalardı bence maçı vermezlerdi gibi geliyor. Özellikle Harry Kane'in attığı o golden sonra biraz daha dirençli ve baskılı bir oyun sergileyebilselerdi bence maçı vermezlerdi. Biraz kendi hatalarına verdiler. West Ham'ı izlediğimiz zaman da West Ham'ı da aynı şekilde mücadelesini izledim. Son maçın Arsenal'a karşı kaybetti. Yani Arsenal rakibe top oynatmıyor. Arsenal'ın olayı bu yıl olmuş. Şampiyon olmalarını istiyorum ben sizden ziyade. Arsenal'cıyım bu yıl Premier Lig'de. West Ham'da çok iyi bir oyun sergileyemedi açıkçası baktığımız zaman da. Kontra ataklar oynadı. Fakat burada Brentford'da oynayacak. Biraz daha dişine göre bir rakip diye söyleyebiliriz. Dişe diş bir maç geçer bence. Beklediğim gibi 1-1'lik veya 2-1'lik bir West Ham galibiyeti geçebilir. 2-3 gol yüksek oran alınabilir. Fakat ben idealden aldım tek tercih olarak. Ben karşılıklı atacak golleri bekledim. Brentford takımı deplasmanda oynadığı zaman da kontra oyununu, çıkış oyununu da iyi sergileyebilen takımlardan bir tanesi. West Ham kalesine bence gol bulabilir. Ağırlıklı olarak burada zaten yüklenen taraf bence West Ham tarafı olur gibi geliyor. KG varı aldım. 1.56 gibi orandan. Geçtim diğer mücadeleme. Liverpool'la Leicester City mücadelesi. Liverpool'da son maçında iyi bir görüntü verdi bence. İyi bir galibiyet aldığını söyleyebilirim. Leicester City bence beklenen gibi. Yani Newcastle maçında ben zaten yüksek oranıyla 2.5 üst olarak vermiştim Leicester Newcastle. Gollerden 2 tane gol Newcastle'dan bekliyordum ben zaten. Hatta yüksek oran sistem grubuna da o yönde bir tahmin verdim. Newcastle tarafına gitmemiz gerektiğini söyledim. 3-0 gibi kazandı. Taş gibi takım. Leicester City şöyle deplasmanlarda zaten elinden geleni yapıyor da
Pardon, kendi evinde yine bir oyun sergiledi açıkçası. Ara ara pozisyonlara da girdi. Fakat yetersiz yani. Eksikleri de olunca Leicester City'nin. O yüzden çok fazla verim alamıyor takım. Yani düşer mi bilmiyorum da işleri gerçekten zor. Liverpool'da oynayacaklar. Formda bir Liverpool var bence. Son maçta yendikleri maçta baktığımız zaman da 3-1'lik bir galibiyet geldi. O eski Liverpool havasını bir nevi verdiklerini söyleyebilirim ben. Liverpool tarafında olacağım. Mücadelenin 2.5 üstünde 1 olarak bitmesini bekliyorum. 1.46'da bunun oranı var. Mücadeleyi ben Liverpool'un kazanmasını ve mücadele toplam gol 3 gol olmasını bekliyorum. Hatta biraz daha yüksek orana gitmek gerekirse Liverpool'un kendi evinde atacağı 3 golde 1.74 gibi de bunun da oranı var. Açıkçası golleri 2-1 ya yani 3 tane Liverpool'da 3-1 beklenen skor var maçın. Ben 3 tane Liverpool'un atmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Geçtim diğer mücadeleme. Real Valladolid ile Real Madrid mücadelesi. Valladolid geçmiş yıllarda Real Madrid'de genellikle sıkıntı çıkaran takımlardan bir tanesi. Fakat Real Madrid bu maçta tam kadro olarak gözüküyor. Yani herhangi bir eksiği yok Real Madrid'in. O Dünya Kupası'na giden isimler de sanırım dönmüş. Tchouaméni'dir vesairedir. O yüzden Real Madrid burada tam kadro olarak gözüküyor. Herhangi bir hastası, sakatı, cezalısı da yok. Tam kadro. Hatta şöyle Valverde, Junior, Benzema olarak gözüküyor. Tam kadroyu çıkartır mı? Çıkartması lazım bence. Valladolid takımı dediğim gibi Real Madrid kendi evinde sıkıntı çıkaran takımlardan bir tanesi. Ben burada Real Madrid galibiyetini alayım. Okey. Fakat bir 30'dan almayalım diyorum ben burada. Oranı yükseltelim. Yine geçen yaptığım gibi bir 30 orandan almaktansa şöyle 1.70 gibi orandan 1.68 gibi orandan 4.5 altında 2 yaparsak burada bence Real Madrid kazanırsa bile deplasmanda yani 5 gol olmasını beklemiyorum. 2-1 zaten maçın beklenen skoru bilginize. Ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz sizler de. Pana ile Oli Yunanistan derbisi inanılmaz bir maç. Euroleague karşılaşması bu karşılaşma. Bu sebeple aldım. Birazdan Fenerbahçe maçını da anlatacağım zaten. Şimdi bu maç ortalık alev alev yanar. Derbi olduğu için stadyum inanılmaz oluyor. Yani muazzam bir atmosfer oluyor. Yunanlılar basketbola bizden çok daha bağlı bence. Atmosfer olarak çok daha inanılmaz atmosferler oluyor bence. Şimdi normalde bu maça üst alınır. Fakat derbi olduğu için bazen kısır geçebiliyor. Özellikle geçmiş maçlarına baktığımız zaman da bu sezon oynadığı maçlara da bakın. Genellikle çok skorlu geçmiyor. Olympiakos bence daha formda bir takım. Şu son döneme baktığımız zaman da Oli bence çok kaliteli bir takım olduğunu gösteriyor. Ve şöyle skor katkısı dağılabiliyor bir takım. Ama dediğim gibi derbi maçı olduğu için savunmalar ön plan oluyor. Atmosferin etkisi derken mücadele altta kalabilir gibi geliyor bana. Şöyle en üst baremden vereceğim. 1.48 oranı var. 160'ın 159.5 alt diyorum. Yani 160 sayı olmaz diyorum. Biraz zor maç. O yüzden bu maçı kombinlerinize eklemeyin. Alternatif kombinler yaparsanız onu ekleyebilirsiniz gibi geliyor. Ama derbi olmasından kaynaklı mücadelelerin de 159.5 altta kalmasını bekliyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Bologna ile Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe'yi 1.57 gibi oran vermişler. Az önce ben Fenerbahçe basketbolun Instagram hesabına baktım. Koç Itinuis'in ve açıklamalarını okudum. Aynı şekilde Motley'in açıklamaları vardı. Onu okudum. Çıkarımlarıma göre şöyle. Fenerbahçe nasıl gidiyordu? Bu sakatlıklar gelmeden önce ivme yakalamış bir Fenerbahçe vardı. Euroleague'de liderdi ve hala liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Fakat baktığımız zaman da şöyle herkesin 10 galibiyeti var. İlk 5 sıranın. Onu da belirtmek lazım. Fenerbahçe kayıpsız gidiyordu. 9'da 9 mu ne gidiyordu bilginize? Fakat son haftalardaki alınan mağlubiyetler de sıkıntı yarattı açıkçası. Şu mağlubiyetleri de alma sebeplerinin en büyük sebepleri de Wilbekin'in, Motley'in gibi isimlerin de bunlar çok önemli isimler sakatlanmasıydı. Bunlar döndü. Hatta koçun açıklamalarından bahsedeyim size. Yani neredeyse 2-3 hafta sonra 3-4 hafta sonra mı ne diyor? İlk defa neredeyse tam kadroya yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız diyor. O yüzden önemli. Ben o yüzden burada Fenerbahçe'nin skor katkısını ve pota altına Motley'in özellikle benim eleman Motley'in dönüşüyle birlikte ben burada Fenerbahçe'nin atacağı sayıyı alırım. Ve baremi de güzel açmışlar. Bareme baktığımız zaman da deplasmanın atacağı şurada. Deplasmanın atacağı 77.5 üstte. Yani top en az 78 sayı atarına burada 1.49 gibi oran vermişler. Bence burada Fenerbahçe tarafına gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben deplasmanın 77.5 üstüne 1.49 gibi orandan öneririm. Hatta diyorum ki şöyle iki oran da yapalım. Ben diyorum ki 82 ile alalım diyorum burada. Yüksek oran yapacağınız kombinlere burada Fenerbahçe'nin atacağı 82 sayıda alabilirsiniz. Dediğim gibi uzun zaman aradan sonra Euroleague'de
tam kadro olacak bir Fenerbahçe var. Bence değerlendirmesi yapılabilir gibi geliyor bana. Toplamda 5 adet maç anlattım. İdeallerinden bahsetmeye çalıştım. Ara ara yüksek oranlarından da bahsettim tabii ki. Sizlerden ricam dediğim gibi videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmanızdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.